Ellerine sağlık. Afiyet olsun sultanım. Sultanım, müneccimlere baktırsak, sorsak mı acaba? Bilmem. Ferahlarız biraz. Benim de hünkârımı düşünmekten uykularım kaçıyor. Peki. Olabilir. Güla bir hatun vardı. Neydi adı? Sümbül Ağa'yı sor, o bilir. Anne ki sultanım. Asıl müneccim Yakup Efendi vardı. Her dediği çıkardı. Yakup mu? O kim? İyi mi? Saray müneccimiydi. Lakin sonra İbrahim Paşa gönderdi saraydan. İbrahim Paşa mı? Neden? İnsanın tüylerini ürpertiyordu. Hissiyatı. Güçleri fazla yüksekti adamın. Büyücü derlerdi. Edirne'de bile bilinirdi. Bir çizdiği ifla olmazmış. Mahidevran'a bir daha çocuğun olmayacak deyince o da çok kızmış. İbrahim Paşa'ya şikayet etmiş. İbrahim de gönderdi saraydan. Çağıralım, gelsin. Olmaz. Saraydan gönderildi o. Hem validen müsaade etmez. Geldiğini nasıl bilecek? Gelir gider hemen. Sultanım ne olur. Çok merak ettim o adam. Hem güzel şeyler söyleyecek. Rahatlayacağız. Tamam. Gelsin. Yalnız burası olmaz. Güla. Kayıkla mermer köşke getireceksin onu. Karabatak derler ona. Kim bilir hangi dipsiz mekandadır şimdi. Madem lafını ettin. Bulacaksın. Güla. Yerin 7 kat dibinde olsa çıkartıp getireceğim sultanım. Ağzını sıkı tut. Sultanım, Yakup Efendi'yi buldum. Hatice, sen iyi olmazsan karnındaki bebek de iyi olmaz. Sen bir şey söyle Mahidevran, haksız mıyım? Yerden göğe kadar haklısınız valide. Benim bebeğimi hangi kederle düşürdüğümü en yakın siz biliyorsunuz. İyi şeyler getirin aklınıza. Validem. Gel Hürrem. Bir şey mi var? Şehzadelerimi has bahçeye çıkartacağım müsaadenizle. Belki Hatice Sultanım da eşlik eder bana. İyi olur. Çıkın. Hatice'm, sen de biraz dolaş, rahatla. Yakup Efendi, aman diyeyim. Buraya geldiğini, kimlerle görüştüğünü zinhar hiç kimse bilmeyecek. İşin bitince kayıkçı seni Haliç'e bırakacak.
Ne oldu? Gül Ağa geldi az önce. Müneccim Yakup Efendi'yi bulup getirmiş. Mermer Köşk'te bizi bekliyorlar. Ya fena şeyler söylersin. Gelmeyecek misiniz? Buyurun Sultan. Dinliyorum. Gebeyim. Tedirginim. Uyku haram oldu. Oğlan gördüm. Çok ağlıyor. Annesinin kucağında susup oturuyor. Altın saçları var. Öyle geliyor ki hanesini aydınlatacak. Gözlediğim biri daha var. Dönecek. Yolu zor, çamurlu ama dönecek. Yüküyle dönecek. Lakin biri var. Gölge gibi. Hep bakıyor. Bekliyor. Ne yapıyorsun burada? Aman Nigar, kafam ödümü patlattınız. Evvela bir selam verseydiniz de ruhum şenlenseydi. Eğlenme benimle ağa. Hayırdır? Bir şey mi var? Neden buradasın sen? Hatice Sultanım'la Hürrem Sultanım dolaşıyor. Ben de onları bekliyorum. Bir ihtiyaç hasıl olursa diye. Sultanlarınızla aranızdan da su sızmıyor maşallah. Öyle öyle. Çok şükür. Şükür şükür. Sultanım, altın saçlı bir oğlan doğuruyorsun. Öyle de. O son fasılda söylediği neydi? Bir gölge. Yüzü yok. Hayra yorun, hayırlı gelsin. Fenalığı def etsin diye. Bu Yakup Efendi'yi bulmuşken ben bir şey sorsam. Tabii tabii. Sen sor. Ben biraz yürüyeceğim.
büyük sıkıntı yapmışsınız. Kara bulutlar kaplamış yüreğinizi. Nefesiniz kesilmiş. Biri ince boynunuzdan tutmuş sıkıyor. Nasıl dağlar bu bulutlar? Güneş yeniden nasıl doğar? Ancak bir ölüm kan temizler bu kara bulutları. İnkarın güneşi ancak o zaman doğar üzerimize. Geç. Geç şöyle. Geç, 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 geç. Düzgün durun, sıraya geçin. Sıra niye? Asker miyiz biz? Bak hala vır vır ötüyor kuşlar. Şşş. Dön önüne. Hizayı bozma. Gülay'a haber ver gelsin. Çağırma şu musibeti. Gelip de ne yapacak? Allah aşkına sus ağam. Benim derdim bana yeter zaten. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Söyle bana, çözeyim düğümü. İbrahim duyunca ne çok sevinecek. Bence haber göndermeliydiniz sultanım. Ben hünkârıma mektup yazdım. Gebeliğimden söz etmedin inşallah. Gizli miydi bilmiyordum. Ben sadece hünkârım sevinsin diye. Keşke bana danışma zahmetinde bulunsaydın Hürrem. Benim hususi hayatım hususi kalmalıdır. Sultanlarım için kendi ellerimle aşure yaptım. Afiyet olsun. Nerede kaldı bu şaşkın Adem? Ne bileyim ben. Çağırdılar işte, gelir. Heh. Hmm. Maşallah. Aç, aç. Maşallah. 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 Hepsi birbirinden güzel maşallah. Lakin güzellik insanın ruhunda olmalı. Öyle değil mi Nigar Kalfa? Öyle. Ya saburu ya rahim. Başlarım senin ruhundan. Seç hadi. Önce sultanlarıma haber vereceğim. Belki kendileri görmek isterler. Hiç kimse buradan kıpırdamasın, tekrar geleceğim. Hiç kimse kıpırdamasın. Sultanım, aşure çok güzel. Biraz daha yeseniz, malum gibisiniz. İçinde size faydalı her şey var. O kadar kâfi. Sultanlarım, tekrar rahatsız ediyorum ama yeni cariyeler geldi. İlk siz görün istedim. Bilhassa Hatice Sultanım, sizin için söylüyorum. Lüzum yok. Çekilebilirsin. Aslında sarayınızda hizmetliler dışında pek kimse kalmadı. Nedimeniz de yok. Doğru. Hatta birkaç cariye de alın. Sarayınız şenlensin. İbrahim Paşa'mızın da hoşuna gide. Harem'in de gözü gönlü açılır. Sen ne cüretle benimle böyle bir mevzunun sohbetini yaparsın? Sultanım. Kesin bu mevzuyu. Hürrem sen kimsin? Hiç düşündün mü? Kimsin de beni kendinle bir tutuyorsun? Ben sultan olarak doğdum. Sultan olarak öleceğim. Doğuştan haklarım var benim. Hiçbir hatuna nasip olmayan.
Şehzadeler doğurmuş olmanız sizin mevkinizde bir değişiklik yapmaz. Hünkârın kulları, kölesi olarak kalırsınız. İbrahim değil harem kurmak, başka bir kadının gözlerine bile bakamaz. Eğer bir başkasıyla olursa onu boşarım. Ne paşalığı kalır, ne sadrazamlığı. Mahvederim. Neden biliyor musun? Çünkü ben hanedani Ali Osman'dan Hatice Sultan. Hatice'm, yediğine içtiğine dikkat ediyorsun değil mi? Endişelenmeyin validem. Saatim yerinde. Müsaadenizle ben daireme dönmek isterim. Şehzadelerim bekliyor. Hiçbir şey yemedin. Zaten günlerdir dairenden çıkmıyorsun. Hünkârımın hasreti beni halsiz düşürdü. O yüzden. Validem, sultanlarım. Söyle. Müjdeler olsun ki hünkârımızın fethihnamesi saraya ulaştı. Oh, çok şükür. Hemen oku. Osmanlı ordusu Mohaç Ovası'nda kısa sürede büyük bir zafer kazanmıştır. Kafir Layoş öldürülmüş, ordusu da yok edilmiştir. Çok şükür Allah'a. İbrahim Paşa'dan bahis yok mu? İbrahim Paşa'm gayet iyi sultanım. Zira bu zaferde büyük hizmetleri olmuş maşallah. Ben ölmen için her gün dua ederken sen daha da güçleniyorsun İbrahim. Ben sultan olarak doğdum. Sultan olarak öleceğim. Şehzadeler doğurmuş olmanız sizin mevkinizde bir değişiklik yapmaz. Hünkârın kulları, kölesi olarak kalırsınız. Sultanım. Sultanım. Öyle mi? Bu nasıl sultanlık? Bir arzunuz var mı? Yok. Ben cevizli lokum istiyorum. Baş üstüne sultanım. Mecrime, canım benim. Ay parçam. Güzel kızım gel. Gel buraya. Şimdi beni iyi dinlen. Sen bir sultan olarak doğdun. Bunu asla aklından çıkarma. Baban cihanı idare ediyor. Sen de bu gücün, bu iktidarın kızısın. Mihrime sultansın. Benden daha güçlü olacaksın. Benim gibi köle olmayacaksın. Kimse seni alıp satamayacak. Emir vermeyecek. Azarlayamayacak. Hiç kimse seni yok sayamayacak. Günün geldiğinde herkes önünde eğilecek. Sen onlara hükmedeceksin. Benim yapamadıklarımı sen yapacaksın. Anladın mı beni? Bir sultansın sen. Doğuştan sultansın.
Didem. Bana olan ilginize, şefkatinize müteşekkirim. Lakin artık kendi sarayıma dönmek isterim. Aylardır uğramadım. İbrahim dönmeden sarayda hazırlık yapmak istiyorum. Malum. Bebeğim için de hazırlık yapılması lazım. Boşuna yorma kendini. Aslanım seferden dönmeden hiçbir yere yollamam seni. Ne lazımsa söyle. Dahi gerekeni yapar. Siz nasıl isterseniz validem. Hatice, Hürrem'le aranızda ne geçti? Bir şey yok. Nasıl yok? Kaç zamandır selamını bile almıyorsun. Bir densizlik mi etti sana? Mühim değil validem. Hürrem işte. Yerini, lafını bilmiyor bazen. Mirimah'ım, canım benim. Sultanım. Karnın çıkmış, orada bebek mi var? Evet. Kız mı olacak? Senin gibi bir peri kızım olsun çok isterim. Ama önce İbrahim Paşa'ya bir erkek evlat vermeliyim. Kısmetse kızımı da sonra kucağıma alırım. Sultanlar erkek mi doğurur? Sen daha çok küçüksün. Düşünme bunları. Annem dedi ki senin gibi sultan doğmuşum. Köle de varmış ama ben köle değilim. Biz müsaadenizle gidelim. Mişmage. Sultanım. Bir hayli içerlemiş belli ki. Herkes haddini bilecek.